Hoş geldiniz hepiniz. Ebru ben. Başlamadan önce size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizinle Kale Mahallesi sokaklarında 50 dakikalık bir tura çıkacağız. Kale Mahallesi evlerinin çoğunlukla 18. yüzyılda yapılmış. Cumhuriyet öncesi bu bölgede ağırlıklı olarak Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler yaşıyormuş. Balkan Savaşı sonrasında bu bölgede yaşayan Müslüman nüfus Anadolu'ya geç ediyor ve Anadolu'da Rumların yaşadıkları bölgelere yerleştiriyorlar. Bu durum Anadolu'dan da Yunanistan'a Rum göçünün başlamasına neden oluyor. 1914 yılında bu mübadele girişimiyle birlikte her iki ülkeden insanlar evlerini, topraklarını bırakıp göç etmek zorunda kalıyorlar. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye ile Yunanistan arasında bir mübadele anlaşması imzalanıyor. Şu anda da Kale Mahallesi'nde ev sahibi olan Bergamalıların çoğu o zamanın bu göç dalgalarıyla gelip Rumların bırakıp gittiği evlere yerleştirilenler. Fakat son zamanlarda Kale Mahallesi Bergama köylerinden de epey göç alıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Başlamadan önce turumuza telefonlarını sessiz almanı rica ediyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Böyle devam edeceğiz bu tarafa hep birlikte. Çıkalım. Sakının peşinde. Ben oraya çıkıyorum. Benim evim orada ama. Ya hadi gidelim. Belki senin evine uğrarız. Benim evi görme açıkçası. Sağdan devam ediyoruz. Şu karşıda gördüğünüz mavi kapılı ev, bahçesi var. Oradan eve giriş yapılıyor. O evde Müessel Gerçek oturuyor. Müessel teyze 84 yaşında. Aslen Yeniköy'dü. Şu an Yenikentli'ye adaya girmiş olan, bilenleriniz var mı bilmiyorum, İzmir yolu üzerinde bir köy. Müessel teyzenin Kale Mahallesi'ne gelişi Bergama'ya gelin olarak gelmesiyle başlıyor. Müessel teyze o zamanlar Yeniköy'de yaşıyor. Ve komşularıyla arası gayet iyi. Sonra Bergama kendisini ziyarete geliyor buraya ve Şevket amcayla karşılaşıyorlar. Çıkıyor kendisi de şu anda. Merhaba Müessel teyze. Merhaba. Hikayemizi anlatıyoruz. Ben anlattım. Sizi affetsin. Sonra Bergama'ya taşınıyorlar. Bergama'da komşularıyla arası gayet iyi. Tabii o zamanlar daha çok bir komşuluk varmış. Daha çok görüştüğü insan varmış. Şu anda da bir görüşte iki insan var. Bir de şu yan evde oturan Aynur teyze. Onlar araları bayağı iyi, hatta kankiler diyebilirim. Müessel teyzenin dediğim gibi Bergama'ya gelişi gelin olmasıyla başlıyor. O zamanlar şu anda da devam eden, hali hazırda ve bitmek üzere olan Bergama kermesini ziyarete geliyor buraya. Ve burada sokakta yürürken Şevket amca ile karşılaşıyorlar. Şevket amca diyor ki, yolda görünce yüzünü açsa da bir görsen. Müessel teyze de o sıra kıvrak denen başörtüsü gibi bir şey var. Müessel teyzeye diyor ki, ben ne açacağımışım be sana yüzümü diyor. Sonra sanırım Şevket amca onu takip ediyor. Ve Müessel teyzenin kaldıkları evin kapısında karşılaşıyorlar. Diyor ki, sen niye bana yüzünü açmıyorsun, niye bana selam vermiyorsun diyor. Müessel teyze diyor ki, ben sana ne açacağımışım be yüzüme diyor. Benim evde abim var, babam var, sen kim oluyorsun diyor. Sonra diyor ki Şevket amca, ben seni beğendim, alacağım. O da diyor ki, he alırsın, hadi git işine falan diyor. Bir yıl boyunca Şevket amca Müessel teyzenin peşinden koşuyor bu şekilde. Tabii o sıra Müessel teyzeye talipler gelmeye devam ediyor. Ama diyor ki babasına, vallahi ben kimseyle evlenmeyeceğim, gelen taliplerim kapıya asıveririm hepsini diyor. Sonra bir şekilde Şevket amca Müessel teyzenin kalbini çalıyor. Bu sefer Müessel teyze gidiyor babasına, diyor ki, ben Şevket'le evleneceğim, beni ona gelin ver. Ondan sonra nişanlanıyorlar. Nişanlı oldukları sırada Şevket amca Bergama'dan Yeniköy'e yürüyerek gidiyor. Yani yaklaşık 1,5-2 saat falan yürüyor sanırım. Oraya varıyor ve hava kararmış oluyor vardığında. Artık bilerek mi hazırladı Şevket amca bu saati bilmiyoruz. Yatıya kalmak zorunda kalıyor. Planlı bir yatıya kalış da olabilir yani. Ondan sonra o gece Müessel teyzenin babası sabaha kadar uyumuyor. Evde damat var çünkü yani. Evin bahçesinde volta atıyor adam sabaha kadar. Daha hava aydınlanmadan gidiyor karısını dürtüyor. Şuncağızı kaldır da evine gitsin. Köylüler uyanmadan, ezan okunmadan, namaza gitmeden kimse görmesin. Ayıp olur, laf olur, söz olur diyor. Sonra Şevket amca uyandırıyorlar. Adam geri dönüyor Bergama'ya. Sen o kadar büyük bir aşkmış ki demek ki yürü yürü o kadar yolu. 2-3 saat uyu, geri Bergama'ya dön. Bundan bir yıl sonra Müessel teyze 18 yaşındayken evleniyorlar.
düğün günleri de çok eğlenceli geçmiş Mersel teyzenin söylediğine göre. Dayı oğlu Almanya'dan viski getirmiş. Köyün gençleri de bilmedikleri için ya da öyle içmek istedikleri için bilmiyorum viskiyi sek bir şekilde şat atmışlar. Sonra düğün bitiyor, sabah oluyor, köyün gençleri ortada yok. Aileleri çocukları arıyor, bulamıyorlar falan. Sonra bir bakıyorlar, çayırda hepsi bayılmış, gençlerin hepsi yatıyor. Mesler teyze diyor ki, beni geçirdiler ama kendileri de komalık oldular diyor. Ondan sonra işte evleniyorlar. Şevket amca, kocası turist rehberi. Çok fazla evde durmuyor, farklı şehirlere, farklı ülkelere gidiyor. Komşuları da çatıyormuş Mesler teyze, diyorlarmış ki işte senin kocan kolunda 4-5 kadınla geziyor, turist kadınlarla geziyor falan diye. Mesler teyze diyormuş ki benim kocam o, yapar, onun işi o, gidiyor işte bir dilim ekmek için çalışıyor falan deyip kocasını koruyormuş. Bu sıra evde kötürüm olan kayınvalidesine bakıyor Mesler teyze, bir süre sonra vefat ediyor. Birkaç yıl içerisinde Şevket amca rahatsızlanıyor, ona bakıyor, o da vefat ediyor. Ya aslında bakarsanız Müesser teyzenin hayatı boyunca sırtında bir sürü yük ve bir sürü sorumluluğu var. En mutlu anını sorduk ona ve dedi ki kocamın arkamda durduğu anlardı dedi. Yani o kadar seviyormuş ki demek ki eşini. Yani en mutlu anı olması için bu yeterliymiş. Ve hayatta hiçbir pişmanlığı, hiçbir keşkesi yok Müesser teyzenin 84 yaşında olmasına rağmen. Bu da çok şaşırtıcı, çok garip geldi bize. Ya ben 22 yaşındayım, benim şu anda hayatımda bir sürü pişmanlığım ve bir sürü keşkem var. Ve yani şunu öğrendim, Müesser teyze bana şunu öğretti. Hayatta bazı küçük anlardan mutlu olmayı öğretti bana. Ondan bunu öğrendim. Ona teşekkür ediyorum buradan. Şimdi bir sonraki evi anlatacak olan Yasemen arkadaşımızı takip edelim. Merhabalar. Böyle geçtiniz. Bu evde Aynur'u rastlayan ve köpeği 9 yaşındaki köpeği Kontes yaşıyor. Bu ev aslında Rumlardan kalma bir ev. İsmail amca kendisi Galatasaraylıymış, koyu Galatasaraylı. O yüzden almış olabilir diye düşünüyorum bu evi renklerinden dolayı. Aynur abla kendisi aslen Balıkesir'de. Balıkesir'de doğmuş büyümüş. İsmail amca da Ankara'da. Ankara'da fırıncılık işleriyle uğraşıyormuş. Orada iflas edince Balıkesir'e taşımış İsmail amcalar. Orada da fırıncılık işini yapmaya devam etmiş. Orada Gürcü usulü olarak Aynur teyzeyle evleniyor. Aynur teyzeyle evlendikten sonra işte gene fırıncılık işinde iflas edince bu sefer Bergama'ya taşınıyorlar. Bergama'da bu eve taşınmadan önce iki farklı evde kiralık olarak oturuyorlar. Bu evi de İsmail amca tarafından İsmail amcaya bir miras kalıyor ve onunla alıyorlar burayı da. Aslında Aynur teyze Fenerbahçeliymiş. İsmail amca diyor ki bir gün Aynur teyze hani gel Galatasaraylı olsan onu yaparım bunu yaparım evi üstüne yaparım falan filan. Aynur teyze de Fenerbahçe'den vazgeçmem demiş. Bir de evde 9 yaşında işte Kontes var. Kontes'i İsmail amca bir gün eve getiriyor. Aynur abla hayvanları hiç sevmezmiş. İşte bu köpek köpek kokar ben onu yıkayamam. İşte sen yıkarsın yemin suyunu sen verirsin demiş. O günden sonra Aynur teyzenin İstanbul'daki torunu doğuyor. İstanbul'a gidip toruna bakmak zorunda kalıyor. 20 gün sonra torunu 20 günlükken buraya geri dönüyor. Torunu çok özlediği için Kontes'i görüyor, Kontes'i kucaklıyor. O günden beri de Kontes'i çocuğu gibi görüyormuş kendisi. O günden beri de bu evde beraber yaşıyorlar. Maalesef 7 yıl önce de eşi İsmail amca vefat etmiş. Kontes'in sesini zaten şu an duyuyorsunuz. devam edebiliriz. Bye bye Kontes. Gördüğünüz ev, yani şöyle ayrı tamamı bir ev değil, şurası sadece. Burayı yaklaşık 5-6 yıl önce İstanbul'dan bir adam aldı. Sözde restore ediyor her yaz buraya gelip. Fakat evin içinde hiçbir değişim yok. Bazen kapısı açık oluyor, biz bakıyoruz. Ve burası daha önceden bir dükkanmış, çok eskiden kumaş satıyormuş içeride. İşte restore ettiğini söylüyor ama tek yaptığı şey bizce altın aramak. Gelip şu gördüğünüz yeri aşağı kısmını kazıyor her geldiğinde. Ben açıkçası bulduğumda düşünüyorum çünkü her yaz gelip kesinlikle uğraşmaz bence. Öyle, yani burada da bir altın arama hikayesi var. Yatan. Devam edebiliriz böyle. Shh.
geziyorsunuz? Bergama'yı geziyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Bak dinleyin. Size bir hikaye anlatacağım. Bergama, görünmez bir büyüyle kaplı gizemli bir toprak. Ovasında kar gibi pamuk, buğdayla, altın sarısı buğdayları, kehribar gibi tütünler yetişirdi. Dağlarında asırlık çınarlar ve meşeler vardı. Dere kenarlarında serin çınar gölgeleri uzanırdı. Köylerindeki zeytin ağaçları tarihle yaşıt. Üzümüne, narına, fıstığına doyamazdınız. Kleopatra'nın güzelliğinde buraların çamuru vardı. Topuğunu yere vurdun mu, gürül gürül su çıkardı. Şifalıydı. Aklı düzeltir, bedene sağlık verirdi. Bak, Bergama'nın köylerinde yaşayan insanlar çok cana yakın ve dürüst insanlardı. Öyle başkalarının topraklarında gözleri yoktu. Konukseverdiler. Kavgayla gürültüyle de işler olmazdı. Her akşam kurtla, kuzuyla, ağaçla, toprakla vedalaşarak yatıyor, sabaha kadar mışıl mışıl huzur içinde uyuyorlardı. Bir gün, bir gece vakti kurt, kuş, insanlar, her şey uyurken altın arayanlar devasa makineleriyle bu büyünün kalbine sinsizce girdi ve bir gecede tam 8000 ağacı katletti. Bergama'nın doğa ruhu derin bir sarsıntıyla uyandı. Ormanda uçuşan perilerin çığlıkları rüzgara yaslanıp en uzaktaki köylere kadar ulaştı. Ve orada mışıl mışıl huzur içinde uyuyan köylülerin yüreklerine yankılandı. Köylüler altını biliyorlardı. Fakat siyanürü duymamışlardı. Siyanürü öğrenince köylü kadınlar gururla taşıdıkları altın takılarından utanır oldular. Ve hepsini çıkarıp sandıklarına gizlediler. Onlar pamuğu beyaz altın, buğdayı, ayçiçeğini, tütünü sarı altın, zeytini de yeşil altın olarak biliyorlardı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuştular. Doğaya ve hayata sevdalıydılar. Aynı zamanda çok eskilerden burası bir kiliseymiş. Bu bilgiyi de vereyim. Ben de söyleyeyim. Burasını evet. Biliyorsun o zaman madem Bergama'da. Evet. Karşı Kadri Okulu'nun Bergama Kadri Bey'in müzesini yapmışlar. Orasını da yıkmışlar. Otopark gibi yapmışlar. Kadri Okulu. Ben ilkokulu orada okudum. Piyanomuz vardı. Piyano çalıyorduk. Çocuk bu. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz mahallemize. Hoş bulduk. Nereden geldiniz böyle? Ne kadar güzel. Buradan Bergama'dan. Bergama'dan. Ama ben de böyle gelince. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ah ne güzel. Sağ olun. Merve Bey.
herkese merhaba. Ben de size Alper Şaşmadır'ı anlatacağım. Alper abla, biz geldik yine. Alper abla aslen Gürcistan göçmeni. Alper abla aslen Gürcistan göçmeni. Türkiye'ye ne zaman geldiklerini bilmiyor ama ilk geldiği şehrin Artvin olduğunu söylüyor. Bu evi babası 1985'te almış. Evin altında Hizmi adı verilen depolama alanları var. Daha doğrusu bu çevredeki evlerin hepsinde var bundan. Türkkale ile ilgili tüneller, bağlantılar var mı diye sorduğumuzda ise buradan bu şekilde gelen bir tünel olduğunu söylüyorlar bize. Az önce yanından geçmiş olduğumuz okul 14 Eylül Okulu. Bunun olduğu yerde önceden Ortodoks Kilisesi varmış. Adı da Yaşam Pınarı'ymış. Bu yanda gördüğünüz ev Başpapaz'ın evi, burası ise yardımcı papazın eviymiş. Roma döneminde Hristiyanlık yasaklanıyor ve insanlar, papazlar kiliseye gizli yoldan gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun için de evlerden direkt olarak kiliseye giden tüneller kullanıyorlar. Yan evde bu tünelin girişine rastlasak da bu evde maalesef öyle net bir girişe bulamadık. Ve bu evde iki tane niş var, biri girişte direkt solda, diğeri ise üst katta. Alper ablaya sorduğumuzda bu evdeki en mutlu anısını, tüm ailenin kardeşlerle birlikte olduğu anların olduğunu söylüyor. Biraz da Alper abladan bahsetmek istiyorum. Alper abla 67 doğumlu. Babası bekçiymiş. Hatta Bergama Müzesi'nden emekli olmuş. Çocukluğu hep böyle ören yerlerinde geçmiş. Tiyatroları hep protokolden izliyormuş. Çok okumak istiyormuş. Okuyup hemşire olmak istiyormuş. Maalesef olmamış. Bazı sorumluluklar bilmiş. Okuyamamış ama dikiş öğrenmiş ve Karven Dikim Evi'nde çalışmaya başlamış. Bu sırada zaten kocasıyla mahalleden tanışıyorlardı. Evlenmişler, hatta ilk dans şarkıları Biz Ayrılamayızmış ve hala 35 yıldır evliler, beraber yaşıyorlar. İki çocukları var. Bu evin dış tasarımını da oğlu tasarlamış. Ve gördüğünüz kapı şu anda olduğu gibi hep açık. Bunun sebebi babasının vasiyeti olması. Babası ölmeden önce söylemiş ki bu kapı hiç kapanmayacak, gelen misafir de aç gönderilmeyecek demiş. Son olarak da söyleyebileceğim şey, İzmir Belediyesi tarihi yapıyı koruduğu için bir ödül vermiş. Yani şu anda ödüllü bir evin karşısındayız. Bakın merkezlerinden biriymiş. Buradan çıkınca domuz alanı var. Burası olduğu gibi kilise. Bak, kiliseden de bozulma yerler. Burası kiliseden bozma yer. Bu taraf. Köylüler ataların ruhlarına, yaşlılar meclisine ve kadınların bilgeliğine danıştılar. Ne yapalım diye sordular. Ölüler altın takmaz dedi bilge ruhlar. Köylüler ağaç ruhları, orman perileri ve efsanevi yaratıkların yardımıyla birleştiler. Doğayı korumak üzere harekete geçtiler. Dağları, ormanları, ırmaklarıyla Bergama yaşayan bir varlık gibi uyandı uykusundan ve köylülerle birlikte harekete geçti. Elementleri, gücünü de alan köylüler, siyanürün zehirli kıskacından kurtulmanın yollarını aradılar. Birlikte sihirli ormanda yürüdüler ve şehrin antik bilgeliğinden Aristonikos'un direnişinden ilham aldılar. Gizemli simgelerle bezeli haritayı takip eden köylüler, doğanın kalbine doğru maceraya atıldılar. Yıldızların ışığı altında yürüdüler, perilerin sihirli dokunuşlarını hissettiler ve doğanın şifalı güçlerini keşfettiler. Altın arayanlar, hain planlarını sürdürmeye çalışırken, Bergamaların içindeki doğa sevgisi ve kahramanlık ateşi giderek yükseldi. Hmm.
Bilmiyorum, bu kadar. Sadece söylüyorlar. Onları bize bir tane söyleriz. Bizim suratını size ellerini söylüyorlar. Bütün evlerde bir altın var ama macerası var. Benim sinirlerim falan var. Evine girdiğimiz Arüşte'de, Arüşte'de oturmaya baktı, o yüzden buralarda o kediler. Teknoloji odaklı. Hatta bu oca pek çok ürünmüş. Siz mi Arüşte'de? Evet. Ha, evet. Kediler de mi sizin? Arüşte. Ne güzel. Hoş geldiniz. Burası aslında biraz dinleme noktamız gibi bir yer. Susadıysanız eğer sularınızı alabilirsiniz. Arkada bardaklar da var. Burası Arüş Dede'nin evi. Arüş Dede benim manevi dedem gibi. O yüzden burayı ben anlatıyorum biraz da. Burada bahçeyle ve evle ilgilenmekte annem ona biraz yardımcı oluyor. Arüş Dede Almanya'dan emekli olmuş, buraya yerleşmiş biri. Çocukları da yurt dışında. O yüzden biz onu yalnız bırakmamaya çalışıyoruz burada. Aslında eğer biz onu uyarmasaydık burada meşrubatlar ve tatlılar önünüze yığılmış olurdu çünkü çok misafirperver biri. Muhtemelen ayakta olduğumuz için de rahatsız oldu, o yüzden ayağa kalktı, biliyorum ben onu. Burada normalde böyle bitkiler, çiçekler vardı ama annem dediğim gibi onlara biraz daha bakım yapıyor elinden geldiği kadar. Burada biz marul, soğan falan da yetiştiriyoruz. O yüzden burası bizim de biraz bahçemiz gibi aynı zamanda. Köpeğim var benim. Burayı çok seviyor. Burada da vakit geçirmeyi çok seviyor. Öğleşleri de onu çok seviyor. O yüzden sık sık buraya geliyoruz. Burada konaklıyoruz. Burada bir şeyler yapıyoruz. Yemek yiyoruz, kahvaltı ediyoruz. Böyle bir yer burası da. Bu kadar bahsedebileceklerim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Bizi sürekli bu bahçede ağırladılar yani. Evet, buyurun, evet, yine buyurun gelin. Teşekkürler. Yolunuz düşsün, bu tarafa bekleriz. Toparlanalım. Köpek kadar dost insana yok. Tabancayı çekeseye kadar köpek avlar üstüne. Yıkan adamı. Ama yetiştireceğim. Aç köpek bakmayacaksın. Ne güzel şarkılar. Evet, çok evet, güzelmiş. Evet, hastasıyım terapiyem. Hikayemizin sonlarına yaklaşırken 17 köyden kadınlar ve erkekler doğayı sepetlerine yükleyip ellerindeki sopa ve tırmıklarla şehre indiler. 2000 yıl önce Aristonikos, köle ve yoksullardan oluşan ordusuyla bu toprakları Romalılara karşı savunmuştu. Herkesin eşit ve kardeşçe yaşadığı güneş ülkesi hayal etmişlerdi. Köylüler eski ve yeni bütün kölelerin ruhlarını yardıma çağırdılar. Evlerden, Bergama'nın altından nemli ve karanlık dehlizlerden çıkan tarihin ve bugünün bütün köleleri meydanları doldurdular. Perilerin melodileri eşliğinde, ejderhaların sihirli kanatları altında yürüdüler ve şehrin sokaklarında, ormanlarda, yaylalarda yankılanan büyülü şarkılarıyla altın arayanları şaşırttılar. Evet, işte böyle. Biz onları böyle tanıdık. Asırlarda onlar yendi, onlar yenildi. Işığın ve gölgenin dansı yıllarca böyle devam etti. Biz onları böyle gördük, böyle tanıdık, böyle anladık ve böyle anlattık. Bundan sonra da böyle anlatmaya devam edeceğiz. Ama bitmiyor.
Sizi gördüğünüz çeşmenin altında da altın olduğu söyleniliyor. Bu da ne kadar doğru bilmiyoruz ama söylentilerin olduğu bir yerde burası, çeşmenin altı. Burası Halil amca ve Hüce teyzenin evleri. Halil amcanın çalıştığı tekstil fabrikasının ayrılmasıyla bu evi satın almışlar 1992'de. Anlattığına göre de önceden Yunan iki kardeş yaşıyormuş. Bu evi yaşamak için yalnız şu an otel olarak kullanılan yeri de kafe olarak kullanıyorlarmış. Bunlar savaş zamanında buradan göç etmek zorunda kalmışlar ve onların yerine tekrar iki kardeş, iki tür kardeş yerleşmiş. Ömer amca ve Bekir amca. Halil amcanın dediğine göre onları yakından tanıyormuş. Biz onların öğütleriyle, biz onların sözleriyle büyüdük diye aktarıyor bize. Daha sonra da Ömer amca burayı, Ömer amca vefat etmiş. O öldükten sonra burayı satılığa çıkarmışlar. O sırada Hatice teyze, Halil amcanın karısı bu arada, burayı çok beğenmiş, almak istemiş ama başka biri almış o evi. Oğlan adam da birkaç yıl sonra bu evi satmak zorunda kalmış. O sırada Hatice teyzeler bu evi satın almışlar. Halil amcanın ailesi aslında Yunanistan Selanik göçmeni. İlk buraya geldiklerinde şurada köşede Toros adı verilen ve şu an belediyenin toplantı salonu olarak kullandığı yerde kalmışlar. Ama kalabalık bir aile, oranın oda sayısı az olduğu için bir sokakta bulunan, şu an Viranhar'da bulunan eve yerleşmişler. Hatta Halil amcalar evlendikten sonra da orada yaşamışlar. Halil amcanın dedesinde şöyle bir anısı var. Atatürk'ün ilkokul arkadaşıyım Selanik'teyken. Bu savaş zamanı biraz orada Yunanlıların başını ağrıtmış, biraz başını derde sokmuş ve Türkiye'ye kaçırılması gerekmiş. Oradan Atatürk'ün önderliğiyle, kadın peçeleriyle, sandallarla Türkiye'ye kaçırılmış. Hatta Karaosmanoğlu olan soyadları Atatürk'ün isteği üzerine Atamer olmuş. Biraz da Halil amcanın özel hayatıyla alakalı sorular sorduğumuzda da bize Hatice teyzeyle tanışma anılarını anlattılar. Halil amca askerden geldiğinde ailesi onu evlendirmek istemiş. Ama Hatice teyze o sırada Manisa'da yaşıyor. Manisa'dan abisini ziyarete gitmiş. İzmir'de çalışan abisini ziyarete gitmiş. Orada da Halil amcanın yengesi Hatice teyzeyi görmüş, beğenmiş ve Bergama'ya haber yollamış. Halil amca da buradan İzmir'e gitmiş. Tabii o sırada etek giymek moda olduğu için Hatice teyzenin bilekleri gözüküyor. Ve onun Hatice teyzenin cildi biraz hassas. Sinek ısırığından böyle kırmızılaşmış bilekleri. Halil amca bunu görünce bir hastalığı var, bir şey var zannetmiş, korkmuş. Bergama'ya gelince babasına bunu söylemiş. Babası da onu terslemiş, ya sen kadından ne anlarsın gibisinden. Daha sonra onlar evlenmişler, mutlu bir evlilikleri olmuş. O mutlu evliliklerinden de 4 tane çocukları doğmuş. Hatta biz bunları konuşurken de sarı kızım diye sevdiği kız da yanındaydı. Halil amcaya biraz da bu çevreyle alakalı sorular sorduk biz. Çevre, buranın adı domuz alanı. Eskiden Rumlar burada domuzlarını satarlarmış. Ve şurada sütunlar, arabadan görebilir misiniz bilmiyorum. Yolda gelirken görmüşsünüzdür. O sütunlara domuzlarını bağlarlarmış. Uzaktan gelen insanlar da şu an Akropol restoran olarak kullanılan yerde konaklarlarmış. Orası eskiden bir hanmış. Hatta Toros olarak bilinen yer de az önce bahsettiğim yer, şarap mahzeni olarak kullanılıyormuş. Yani buraya insanlar bir şeyleri satmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya, sosyalleşmeye, kafelerde oturarak sosyalleşmeye geldiği kültürel ortak bir alanmış. Pergamon'un önemli meydanlarından biriymiş burayı anladığım kadarıyla. Belediye şu anda bunu sağlamaya çalışıyor. Gerekli yaptığı festivallerle, çarşılarla, restoranlarla bunu sağlamaya çalışıyor. Bence işe de yarıyor. İnsanlar şu an biz burada toplanıyorsak önemli bir adımdır bu. Ben burada olmasalar da bizim tüm sorularımızı reddetmeden cevapladıkları için Halil amca ve Hatice teyzeye çok teşekkür ediyorum. Ve onlara buradan bir alkış yollamak istiyorum. Devam edebiliriz böyle. Teşekkürler. Arkamda gördüğünüz et çaprazından. Makbule Çelen ve onun kocası Kürt Bahattin'e ait. Maalesef onlar günümüzde aramızda değil. Ev onların torunları ve çocuklarına kalmış durumda. Ama onlardan... Oğlu burada. Recep misin, Süleyman mısın amca? Süleyman. Süleyman amcamız burada. Ama onlardan yıllar önce bu evi Stratis Balaskas 1905 yılında inşa ediyor.
iki oğlu ve iki kızıyla 1922 yılına kadar kendisi arkanızda gördüğünüz ağaçlardan birine asılarak öldürülüyor. O tarihe kadar burada ailesiyle mutlu mesut bir şekilde yaşıyor. Sonrasında arkanızda gördüğünüz ağaçlarda hayatını kaybediyor. Evin ilerleyen yıllarda sahibi olacak Makbule Çelen ve Bahattin amca da Bahattin amcanın ailesi Cumhuriyet'ten sonra buraya göçüyor. 1955 yılında Makbule teyze ile tanışıyorlar. Birlikte dünya evine giriyorlar, evleniyorlar. Sonrasında ikiz çocukları dünyaya geliyor, Recep ve Süleyman. Süleyman amca şurada duruyor zaten, görüyorsunuz. Onur, buyur gel. Bravo Süleyman. Bahattin amcanın o zaman bir çay ocağı var, değil mi? Tabii şeyde, bu köylünün lokantası var. Yani. Evet, aşağıda. İstiklal Meydanı'nın orada. O sokağın içinde, evet. Yani. O da tarihi bir yer. Evet, yani. Etrafta evet. Başka esnaflar olmasına rağmen insanlar Bahattin amcayı tercih ediyor. Kendisi çok iyi bir esnafmış aynı zamanda. Çocuklardan Süleyman amca, bildiğim kadarıyla sen baba mesleğini devam ettiriyorsun. Evet, devam ettiriyorum. Ben Edremit'te şu an oturuyorum. Süleyman amca baba mesleğini devam ettiriyor. Kardeşi Recep amca da... O da agrobotta. Emekli aynı... olmasına rağmen maden ocağında şef. Yok, şeyde... Altın. Yok agrobotta. Akropol. Yok ya, değil ya. Domates çıkan yer yok mu ya? Domates çıkan yerde hala çalışıyor. 1960'ların başında Makbule teyze ile Bahattin amca, arkamda gördüğünüz evi 26 bin lira. Evet, 26 bin liraya 26 mı? Lira. 26 liraya Eczacı Sıtkı Bey'den alıyorlar. Orada senin üçüncü diğer kardeşin dünyaya geliyor. Evet. Sonra burada oturduk bak. 55 senesinde. 55 senesinde orada oturmuşlar. Kapının orada. Üçüncü çocukları burada dünyaya geliyor. Evet, Aynur. Aynur. Bahattin amca o zamanlar işine küçük küçük notlar bırakırmış. Makbule teyze bu notları okuduğu zaman çok heyecanlanırmış. Gel Mehmet amca. Mehmet amca da geldi. 97. Kendisi 91 yaşında. Sapa sağlam ayakta. O da kalem haline. Sen ne yapıyorsun? Beni çağırdılar mı öyle? Bahattin amca Makbule teyzeden konuşunca ben devreye girdim dedim. Oğlum buradayım dedim. Anlatmaya devam etsem ya. Şey bu evet. Tarihçi değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bahattin amca biraz eve geç geliyormuş Makbule teyzenin anlatımına göre. Aynen. O zaman biraz azarlıyormuş Makbule teyze de Bahattin amcayı. O zaman ayık Bahattin amca da şey dermiş. Ayıp günü yok. Ayık günü yokmuş. Ya yarım saat ayık günü yok. Sonra Makbule teyze de şey dermiş. Makbule teyze demiyor. Bahattin amca da dermiş ki Makbuş yüzbaşı başladı yine azarlamaya dermiş. Tekmil almaya başladı dermiş. Sen daha iyi anlatırsın. Yok sen de anlat ya. Ben... Sen zaten öğrenmişsin ya. Öğrendim, araştırdım. Neyse arkadaşlar. Kendileri burada mutlu mesut yaşıyorlar. Maalesef kendileri şu an dediğim gibi aramızda değil. Ama çocuğu burada da görüyorsunuz. Ev onların torunları ve çocuklarına kalmış durumda. Stratis'in torunu da babası Midilli'ye göçüyor. Babası burada idam edildikten sonra. Kendi de ileride bir çocuk sahibi oluyor. Ve çocuğuna babasının adını yaşatmak için Stratis adını koyuyor. Torun Stratis 1982'de ilk defa Bergama'ya yeniden geliyor. Bergama'yı çok seviyor. Makbule teyze sağ olduğu dönemde evi gezmesine de izin veriyor. Dedesinin babasının büyüdüğü toprakları da geziyor. Hatta evin basamaklarında Stratis'in dedesiyle babası oyun oynarmış kendi anlatımına göre. Onları da anlatıyor. Yazılı zaten. Bak ikinci basamakta yazılı. Taşın. Birinci basamağın hemen ikincisi. İkinci basamakta ne yazılı? O Yunanlı başkanın yanına geliyordu şişman. Vallahi orada yazıyor Yunanca. Orada Yunanca bir şeyler yazıyor. Eğer aranızda Yunanca bilen varsa gidip çevirebilir. Dedem hatta kendisi şişman böyle bir şey. Şimdi zayıflamış zaten rahatsız da. Stratis mi? Onun dedesi şeyi, dedem diyor burada diyor, dünyaya geldi diyor. Dedesi dünyaya burada gelmiş. Hı hı. Evet evet. Burada kalmış etmiş. Bak bu diyor yazıyı diyor. Dedem diyor o hangi oğlu seçti? Babası mı? Babası yazmış galiba. Stratis'in babası yazmış o yazıyı bu arkadaşlar. Giderseniz görebilirsiniz. Bak ufak bir yazı var. Ben Stratis'in ağzından bir şeyler de okumak istiyorum burada. Mektubum var.
İzninizle. Okuyorum. Bergama'nın tarihinin bir parçası olduğumu hissediyorum. Babam 1916'da burada doğmuş. 1922'de Midilli'ye göçmüşler. Dedem stratejik çiftçiymiş. 1900 yılında evlenmiş. 1905'te bu evi inşa etmiş. İki oğlu, iki kızı var. Babaannem çocuklarıyla Bergama'yı terk etmiş. Ama Dikili yolunda ortadan kaybolmuşlar. 6 yaşındaki babam tek başına Dikili'ye varmış. Bir tekneyle Midilli'ye geçmiş. Ben 1982 yılında geri geldim ve Bergama'yı yeniden buldum. Artık sık sık geliyorum. İş için, düşünmek için, karar vermek için, öğrenmek için Bergama sokaklarında yürürken kendimle ilgili bir şeyi daha iyi anlıyorum. Kendimle barışıyorum. Ev de bunun bir parçası diyor Stasis Blaskas ve şöyle ekliyor. Burada her yerde insanlar altın arıyorlar. Gelirken dinlediğiniz gibi. Evdeki altın onun içinde yaşayan insanlardır. Tıpkı diğer evdeki insanlar gibi. Şehirdeki esas altın Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Ermeni hep beraber hayatta kalabilmek, birlikte yaşayabilmekti diye de ekliyor. Süleyman amcaya da verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuktur. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları var. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler. Yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları. Demin
kömür, kırmızı bakır, şeker ve mensucat. Ve sevda, ve zulüm, ve hayat. Ve bin cümle sanayi kollarını. Ve gökyüzü, ve sahra, ve mavi okyanus. Ve kederli nehir yollarının, sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarında onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırlarda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler söylendi onlar için ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Ölüler altın takar mı? Ölüler altın takar mı? Ölüler altın takar mı? Ovasında tütün uyu, uyanınca sarı altın, buğday eken altın biçer. Pamuk desen beyaz altın.